Yani açıkçası 2 yıldır süren dosyada nasıl bir aşama kaydedildi, nasıl bir yere gelindi, herhangi bir şüpheli veya bu konuda bilgi sahibi veya başka sıfatlarla birinin ifadesi alınıp alınmadığı hususunda bilgimiz yok. Dosyadaki gizli kararı bizim her anlamda dosyaya ulaşmamızı engelliyor. Yani daha önce soruşturma işlemlerini yürüten bir savcıyla görüştüğümüz zaman bize söylediği tek şey, soruşturma devam ediyor, kalabalık bir dosya vesaire gibi ibareler kullanıyordu ama biz bunun tabii nasıl bir aşamada olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Ancak şunu belirtmekte fayda var, yani sıradan adli veya başkaca siyasi bir vaka söz konusu olduğu zaman çok hızlı bir şekilde soruşturma savcısı, idam makamı soruşturma işlemlerini başlatır, şüpheleri tespit eder, gerekli cezalandırma için ilgili mahkemeye başvuruda bulunur iddianame marifetiyle. Bu dosyada 2 yıllık zaman, 2 yıllık süre bize göre dosyada somut gerçekliğe ulaşmak için bir mazeret, bir gerekçe, haksız bir mazeret, haksız bir gerekçe olarak biz değerlendiriyoruz. Yani hakikatin önünü kapatmak için. Çünkü takdir edersiniz ki bu tür dosyalarda görgüye dayalı, bilgiye dayalı deliller söz konusu oluyor. Yani ve insanların beyanlarına başvuruluyor. Ve bu kişiler gördükleri veya duydukları veya tanık oldukları olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra verdikleri bilgilerin, beyanların dosyaya çok bir etkisi olmuyor. Çünkü 2 yıllık süre insan doğası gereği o hafızasındaki bilgilerin tarifata uğramasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bölgede özellikle güvenlik güçlerinin müdahil olduğu dosyalarda, isminin karıştığı dosyalarda, fail olduğu dosyalarda daha önceki cezasızlık politikasının biraz da zamana yayılmış şekli olarak değerlendiriyoruz. Yani eskiden yargılanan işte terörle mücadele hassasiyeti gibi bir ifadeler tırnak içinde kullanılırdı. Beraat kararı verildi, takipsiz kararı verildi. Şu an onun mevcut dosyadaki bir infialin önüne geçmek için zamana yayarak aslında bu karar verilmiş oluyor. Şu an aslında bize göre cezasızlığın farklı bir yöntemle önümüze konulma biçimidir. Yani soruşturmanın çok detayına girmek istemiyoruz ama soruşturma işlemlerinin, müvekkillerin gözaltına alınma işlemlerini yürüten kişi veya kurum belli. Dolayısıyla teknolojik cihazlarla birçok şey tespit de edilmiş yani. En azından bu ilgili operasyon icra edilirken. Ama gelin görün ki 2 yıla yayılan bir süreç önümüze konuluyor. Bu anlamda ciddi bir mağduriyet söz konusu. Yani insanların adalete özellikle vefat eden Servet Turgut'un ailesinin inancı sarsılmış durumda. Yani biz avukat olarak da bu tür durumlara alışız aslında ama yani bir insanın hayatını kaybetmesi ve bu kadar rahat bir şekilde bunun süreç devam ediyor gibi bir şeyle geçirilmesi kabul edilemez. Biz bu anlamda hani son dosyada olan son bir gelişme şunu paylaşabiliriz. Soruşturma yürüten ilgili savcının apar topar görevleri değiştirildi mesela. Hani biz bunun da nedenini bilmiyoruz. Ya da işte soruşturma aşaması devam ederken, soruşturma işlemleri yürütülürken özellikle otopsi sırasında bir kısım yetkililerin gelip otopsi adli tıbbın bahçesinde beklemesi de bizim için tuhaf bir olay. Yani orada atıyorum bir Cumhuriyet Savcısı, aile yeteri kadar güvenlik almış ama hiç alakası olmamasına rağmen işte bölgenin askeri erkanı gelip orada beklemesi, işte o yetkililerin adli tıp bahçesinde saatlerce beklemesi de farklı bir durum ortaya çıkarıyor. Yani acaba bir suçu gizleme suçu, acaba örtbas etme ya da adli makamlara gözdağı mıdır? İlgili kolluk, soruşturma yürüten savcılık makamına bir gözdağı mıdır ya da işte bu birimlere gözdağı mıdır? Aklımıza gelen bunlar oluyor. Soruşturma devam ediyor şu an. Yani biz çok detayına giremiyoruz ama bize söylenen bu. Kısa bir sürede biz neticelendirilmesini bekliyoruz. Bir sonuca varmasını bekliyoruz. Ancak halihazırda gelinen aşamada yaptığımız görüşmelerde soruşturmanın halen devam ettiği söyleniyor. Yani açıkçası şundan dolayı inancımız yok.
Soruşturmanın başından itibaren avukatların dosyaya ulaşması, ailenin dosyaya ulaşması, tarafların dosyaya ulaşması mümkün değilken İçişleri Bakanlığı tarafından mecliste dosyanın içeriğinin paylaşılması, dosyaya bir işte bize göre bir nitelik kazandırıldı. Yani olumsuz anlamda bir nitelik kazandırıldı. Yani bu da bir mesajdı bizce. Yani bu dosyayı alan kişi işte bilsin ki biz bu dosyanın arkasındayız gibi bir mesaj verildi bizce. Çünkü İçişleri Bakanı bunu sürekli mecliste işte görüntüler var, şu var, bu var ki örgüte yardım dosyasında, soruşturmasında bizim de o dosya açıldı şu an Osman Şiban'la ilgili. Orada bir görüntü falan da biz karşılaşmadık. Tamamen manipülasyon değeri taşıyordu o paylaşımların. Bir nevi o mesaj verildi. Ha şimdi biz birilerinin kalkıp yani en azından bu konuda o İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımlardan sonra bu dosyada suça karıştığı tespit edilen kolluk görevleri hakkında bir cezalandırma yönelik adım atmasını çok da aslında beklemiyoruz. Yani bize göre diğer dosyalar gibi bu da takipsiz karar verme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yani bizim en azından bizi de o bahsettiğim süreçten kaynaklı bizdeki karşılığı bu. Açıkçası hani ciddi iddiaların olduğu bir dosya. Yani bakın 21. yüzyılda tırnak içinde o helikopterden atılma oldu mu olmadı mı ya da başka bir şekilde mi müvekkilimiz öldü, öldürüldü? Biz bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Bu devletin de lehine bir durum aslında. Yani ilgili ya da şöyle söyleyeyim, hani siyasi erk olsun, hükümet olarak söyleyeyim, yani devletin diğer birimleri olsun, bu suçu ortaya çıkarmak zorundalar. Çünkü bu haliyle ciddi bir zan altında kalıyorlar, soru işaretleri var. Şayet ya iddialar yalansa, propagandaysa, ki biz hani ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası, hani yaşanan ölüm olayının, vekilimizin hayatını kaybetmesine sebep olan olay ne olduğunu bilmiyoruz biz. Yani birçok söylenti var, birçok iddia var ama tam olarak bunu açıklamaları lazım, delillerle ortaya koymaları lazım. Yani kamuoyunun tatmin olması için, ailenin tatmin olması için, bizim en azından bu konuda tatmin olmamız için bunu ortaya koyup ve bunun sorumlularının cezalandırması gerekiyor. En doğru yol, yöntem çok daha fazla süreci uzatmadan bize göre yani soruşturmanın sonuçlandırılıp artık öyle bir niyet oluşmuşsa mahkemeye taşınması gerekiyor. Yok eğer şey değilse, eğer böyle bir niyet yoksa, az önce de belirttik, yani cezasızlığın farklı bir formatıdır bu aslında. Yani biz bunu yargılayıp beraat ettirmiyoruz, takipsizlik vermiyoruz, artık süreci uzatıyoruz. Kamuoyunda işte bunun infial durumunun en azından ortadan kalkması için, o olayın sıcaklığını yitirmesini sağlıyoruz. Muhtemelen böyle bir en azından durum ortaya çıkacaktır. Yani sürecin uzattıktan sonra, belli bir aşamadan sonra az önce de söyledik, hani takipsiz karar gibi karar çıkmasını biz bekliyoruz. Çünkü mesajlar verildi, bir şeyler ima edildi vesaire, dosyaya başkaları müdahil oldu, yani çok üst düzeyde müdahil olanlar oldu. Hani bu anlamda bizim beklentimiz biraz olumsuz bir beklenti yani. Çok bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz açıkçası. Yeni dosya alan savcıyla görüştük. Yani henüz dosya yeni alındığı için herhangi bir bilgi veremedi bize. Dosyayı inceledikten sonra görüşeceğiz tekrar meslektaşlarımızla. En azından bu konuda az önceki hassasiyetimizi dile getireceğiz. Hızlandırılması, işlemlerin hızlandırılması gerektiğini belirteceğiz. Çünkü yani görgüye, bilgiye dayalı deliller söz konusu. Ki bunlar da zamanla unutulabiliyor. Kimdi, kim nerede oturuyordu, kim ne yaptı. 2 yıllık bir süreç bunun için makul bir süre aslında. Bu delillere ulaşmayı artık imkansız hale getirecek bir yerden sonra. Biz bu hassasiyetimizi paylaştık, paylaşacağız da ve hızlandırmasını talep ettik. Yani dosyada önceki savcının hani beyanları doğrultusunda devam ediyor işlemler şeklinde bir beyanı vardı. Bize söyledi bu, işlemler devam ediyor ama biz bir beyan alındı mı, alınmadı mı, hiçbir şey mi yapılmadı, çok şey mi yapıldı, hiçbir bilgimiz yok. Yani o tek taraflı gizli karar. Hani tek taraflı diyorum çünkü dosyanın bir tarafında devletin belli bir
bir kesimi, özellikle işte İçişleri Bakanlığı düzeyinde dosya en ince detayına kadar götürüp meclise paylaşılabiliyor, ama tek taraflı gizli karar, yani bizi bağlayan gizli kararı olduğu için biz ulaşamıyoruz, dosyayı bilemiyoruz yani. Şu an dosyada çok kişinin beyanı mı alındı, az kişinin mi alındı, hiç mi alınmadı, herkesin mi alındı, hiçbir fikrimiz yok. Yani bize verilen, önümüze konulan bir veri yok. Yani Anayasa Mahkemesi kararlarında, AİHM içtihatlarında şöyle bir uygulama var. Hani bu soruya en azından yön vermek açısından söylüyorum. Şimdi devlet güvenlik güçleri gözaltı işlemi yaptığı bir kişinin gözaltı sürecinden tutuklama veya tahliye sürecine kadar ya veya serbest bırakılma sürecine kadar kişinin hem can güvenliğinden hem de bunun dışındaki herhangi bir yaşayacağı olumsuzlukların tamamından sorumludur. Yani vücudunda, gözaltına alınan bir kişinin vücudunda herhangi bir morarma, ekimoz veya işte darp izi tespit edildiği zaman devlet makamları bunu izah etmek zorundadır. Bu gözaltındaki kişilerin ya işte devletin tasarrufu altındaki bu kişinin maruz kaldığı işlem nedir? Bu en azından yaralanma sebebiyet veren olayı bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Böyle bir uygulama var. AİHM içtihatlarında da bu var, Anayasa Mahkemesi kararlarında da bu var. Bu dosyada da bir insanın hayatını kaybetmesi söz konusu ve bu ölüm olayına mantıklı bir izah bulmak zorunda devlet. Yani bunu işte valinin yaptığı açıklamayla kaçtı, düştü gibi bir şeylerle değil. Burada bir suç işlenmişse bunu en ince ayrıntısına kadar tespit edip soruşturma yapıyor ve bunun bu ölüm olayına karışan kişileri tespit etmek zorunda. İzah etmek zorunda. Nasıl öldü? Bunu açıklamak zorunda. Aksi takdirde Türkiye'nin mahkum olabileceği bir dosya. Yani az önce örnek verdim. Yani bir kızarmada, bir ekimozda ya da bir işte darp izinden bile devletten AİHM içtihatları gereği izahat beklenir. Bu kişi gözaltına aldınız. Alırken sağlık raporu aldınız. Hiçbir şey yoktu. Bırakırken şöyle bir çizik var. Şöyle bir morarma. Bunu izah edin. İzah edemiyorsanız işkenceye uğramıştır. Ve devlet mahkum ediliyor. Türkiye birçok dosyada mahkum edildi bu şekilde. Burada çok daha farklı. Bir ölüm olayı var. Gözaltına alma işlemi var. İşlemden sonra bize bir cenaze teslim ediliyor. Yani gözaltı var, gözaltı süreci var ama sonunda bakıyoruz ki hastanede yoğun bakımda bize bir cenaze teslim ediliyor. Ne oldu burada bu süreçte? Ve devletin bunu izah etmesi lazım. Yani bizim hani çok soruşturmanın gizliğine girmeden şunu belirtebiliriz. Operasyonun tamamı usulüne uygun yapılmış yani. Gözaltı sürecine kadar. Hani çok detaya giremiyoruz açıkçası bizimle paylaşım ama bir operasyon kapsamında gözaltına alınıyor bu şahıs. Kuvvetle muhtemel usulüne uygun yapılmıştır ama gözaltı işleminden önce bu insan yaşıyordu, çalışıyordu, işinde gücündeydi. O süreçten sonra bu artık ne yaşadıysa maalesef böyle bir durum ortaya çıktı. Ailesine işte cansız bedeni teslim edildi. Ya da işte hastane birkaç gün yoğun bakımda kaldı, 17-18 gün, ondan sonra vefat etti. Üzücü bir olay, devletin açıklaması gereken bir olay. Devletin o süreci hızlı bir şekilde, adli makamlar marifetiyle ortaya çıkması lazım. Ya da yargının bu konuda daha titiz davranması gerekiyor. Herhangi bir idari erkin veya hükümetin veya belli bakanlıkların baskısı altında kalmadan bu süreci tamamlanması gerekiyor. Bu toplumdaki beklentidir. Kamuoyundaki beklentidir, ailenin beklentisidir, bizlerin beklentisidir. Ara ara da biz bu hususları ilgili makamlarla paylaşıp soruşturmanın hızlandırılmasını talep ediyoruz.